Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda RLC devreleri ile alakalı bir tane daha örnek çözeceğiz. Şimdi bu RLC devremizde sorumuz bize diyor ki T eşittir sıfır anında arkadaşlar anahtarımız bir hareket yapıyor. Bize bizden istenen şey ise indüktördeki akımı arkadaşlar tüm zamanlar için T büyüktür 0 için hesaplamak. Şimdi biz neyi biliyoruz? Herhangi bir RLC devremiz olduğu zaman bizim 3 tane alanda inceleme yapmamız lazım. T küçüktür 0, T eşittir 0 ve T büyük Sıfır. T küçük 0 incelemelerimiz arkadaşlar indüktörün başlangıç akımı ve kapasitörün başlangıç voltajı için T eşittir 0 alanındaki incelemelerimiz. Kapasitörün voltajının sıfır anındaki türevi için ve indüktörün akımının sıfır anındaki türevi için değil mi? T büyüktür sıfırda ise arkadaşlar indüktör akımının sonsuz halini, kapasitör voltajının sonsuz halini merak ediyoruz. Bunların dışında alfa, omega sıfır değerlerini merak ediyoruz. Bunun dışında şey de görmek istiyoruz tabii değil mi? Devremiz over damped mi, under damped mi, critically damped mi? Yani bunların da hesabına göre en sonunda biz bir şey yapıyoruz, denklem çıkarıyoruz akımımız için. İşte arkadaşlar bunlar bizim amaçlarımız. O zaman hemen bu devreyi çözmeye başlayalım. Mesela t küçüktür 0 anı için başlayalım. Ne dersiniz? t küçüktür 0'da arkadaşlar baktığımızda bizim anahtarımız A konumunda. Yani şöyle bir devremiz var değil mi? Artı 100 voltluk voltaj kaynağımız var. 10 ohmluk bir direncimiz var. Bunun dışında buradaki indüktörümüzde bir adet kısa devreyle değiştiriyoruz. Şöyle 10 da yazdım buraya. Şimdi devre bu konumdayken arkadaşlar kapasitörümüz ta burada gördünüz mü? Öksüz kalmış ve herhangi bir kaynağa bağlı değil. Ve bizim de t küçüktür sıfır anı için bulmak istediğim şeylerden biri kapasitörün başlangıç voltajı. Demek ki bu başlangıç voltajı arkadaşlar sıfır volt değil mi? Herhangi bir şeye bağlı değil açık devrede öyle kala kalmış. Fakat indüktör akımını da bulmak istiyoruz ya orada durumlar biraz farklı. Çünkü şu yönde akan akım bizim indüktörümüzün başlangıç akımı olacak. 100 voltluk bir kaynağımız var 10 ohmluk bir direncimiz var. O zaman şunu söyleyebiliyorum başlangıç başlangıçta indüktörün akımı arkadaşlar 100 bölü 10'dan 10 amper olmuş olur. Gayet iyi gidiyoruz. O zaman şimdi hemen t eşittir 0'a geçelim. t eşittir 0 anında arkadaşlar olan nedir? Bizim bu Anahtarımız B noktasına bağlanıyor Yani devremiz aslında şöyle bir şey oluyor değil mi Burada bir indüktörümüz var Burada bir tane kapasitörümüz var Burada da bir tane direncimiz var Bunların değerlerini koyalım Burada 1 bölü 9 faradlık bir kapasitörümüz var Burada bir Henry'lik bir bobinimiz var Ve burada 5 ohmluk bir direncimiz var Şimdi burada bulmaya çalıştığımız şeyleri Ben şuraya yazayım Bulmaya çalıştığımız şeyler dv bölü dt değil mi? Bir de dı bölü dt'yi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. dv bölü dt'yi nasıl bulabiliriz bu devrede? Biz şunu biliyoruz ki ic eşittir c çarpı dv bölü dt yazdığımız zaman bunu bulabiliriz. Yani kapasitörün üzerinden geçen akımı bulmak bizim dv bölü dt'yi bulmamıza mühteşem yardım edecek. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Şunu biliyoruz değil mi? Bobinin üzerindeki akım arkadaşlar bobinden geçen akımı aniden bir değişim yapamaz. Bu da ne anlam? geliyor. Yani şu anda bobinimizin üzerinde böyle bir akım var ya burada da vardı. O değişemez demiş oluyoruz. E bu değişemezse arkadaşlar bizim artı eksi burada kapasitörümüzün üzerinde bir voltaj var. Ve şöyle akımı takip ettiğimizde kapasitörden geçen akım nedir? Büyüklük olarak 10 amperdir. Fakat eksi olarak alıyoruz. O da neden diye sorarsanız çok basit bir nedeni var. Kapasitörümüze eksi taraftan giriyor değil mi? O zaman arkadaşlar bunun eksi 10'a eşit olduğunu söylüyoruz ve dv bölü dt de eksi 10 bölü kapasitans değerine eşit olduğunu söylüyoruz. O da 1 bölü 9 olduğu için buradan eksi 90 volt bölü saniye elde etmiş oluruz. Peki DI bölü DT'yi nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle onu da şuraya yazayım. VL eşittir L çarpı DI bölü DT formülüyle bulacağız değil mi? O zaman burada bizim indüktörün üzerindeki voltajı bilmemiz lazım. Bunu nasıl bilebiliriz? Arkadaşlar çok basit bir yöntemi var aslında. Şuradaki akımı sileyim ben. Burada bir tane Kirchhoff'un voltaj kanunu uygulanır değil mi? Öyle hiç ekstra bir durum değil. Bunu uyguladığımız zaman da ne görürüz arkadaşlar? Burada bir tane kapasitör vardı. Kapasitördeki voltaj değeri aniden değişemezdi. O zaman şunu gayet iyi biliyoruz. Burada artı eksi 0 volt olacak, değil mi? Ama bunun dışında indüktörün de akımı aniden değişemiyordu ve devreye hakim şöyle bir akım vardı. Bu ne demek? Buradaki direncin üzerinden 10 amperlik akım geçiyor demek. Bu da şu demek. Buradaki dirençte 50 voltluk bir voltaj var. Bu da ne demek? Bu 50 voltluk voltaj Kirchhoff'un voltaj kanununu uyguladığımızda nereye gidecek? Bunun üstüne düşecek, değil mi? Çünkü burada eğer pozitif 50 varsa burada da eksi 50 olmak zorunda. O yüzden VL değerimiz arkadaşlar eksi 50 volt çıkar. O zaman şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Hemen kalemimin rengini değiştireyim. Bu volt eksi 50 volta eşittir. Bu da şu demektir. DI bölü DT dediğimiz şey eksi 50 bölü indüktans değeri olan 1'e bölündüğünde eksi 50 amper bölü saniye çıkar arkadaşlar. İkinci adımı da gayet başarılı bir şekilde tamamladık. O zaman üçüncü adıma doğru gidelim. T büyüktür 0 için devremiz çizelim. Değil mi? Zaten burada ne olacak arkadaşlar? İndüktör yerine bir kısa devre koyacağım. Kapasitör yerine bir açık devre koyacağım. 5 ohmluk direncimi yerleştireceğim. Gördüğünüz üzere VC sonsuz da 0 volt çıkıyor. IL sonsuz da 0 çıkıyor. Zaten başlangıç soruları olduğu için arkadaşlar ben size kaynaksız sorular aldım. O yüzden sonsuz durumları hep 0 çıkıyor. Ama velev ki sıfır çıkmasın arkadaşlar. Hiç zorluğu yok. Çok rahat çözüyoruz. Anlatmıştım zaten farkı. Bu noktada ne yapacağız başka? Tabii bu sonsuz durumlarını bulduk ama yeterli değil. Bunun dışında neyi bulmamız lazım? Alfa ve omega sıfırı bulmamız lazım. Alfayı bulurken arkadaşlar bu bir seri RLC devresi olduğu için R bölü 2L şeklinde buluyorduk. Burada da direncimiz nedir? 5 ohmluk bir direncimiz var. Onun dışında indüktans değerimiz de 1, 2 ile çarptığımızda 2. Demek ki alfa değerim 2,5'muş. Omega 0 değerimi nasıl hesaplayacağım? Onun da kök içinde 1 bölü LC'ye eşit olduğunu biliyorum. Burada indüktans değerim 1, kapasitans değerim 1 bölü 9. 1 bölü 1 bölü 9 eşittir 9. Kök içinde 9, 3 çıkıyor değil mi? Onu da bu şekilde yazdım. Şimdi benim tespitim ne bu noktada? Omega 0 değerimin alfadan büyük olması yani bizim aslında bu durumumuzun underdamped bir durum olması değil mi? Bu durumu inceleyeceğiz şimdi. Eğer bizim under underdamped durumumuz varsa arkadaşlar köklerimiz S1 ve S2'de bazı değişiklikler yapıyorduk değil mi? S1 ve S2 neye eşit oluyordu? Eksi alfa artı eksi j omega d. Omega D'yi de nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Kök içinde alfanın karesi eksi omega sıfırın karesi değil mi? Alfa ne burada? 2,5. Of ben hep bu hata yapıyorum. Çok pardon. Alfa değil omega sıfırın karesi eksi alfanın karesi. Evet burada omega 0 ne arkadaşlar? 3 çarpı yani karesini aldık 9. 2.5'un karesini aldık. Onu hesap makinesine aldıracağım. 9 eksi 2.5'un karesinden arkadaşlar. Daha sonrasında bunun da kökünü alırsak omega d 1.658 çıkmış olacak. İşte bunu da bildiğimiz zaman aslında biz şu an indüktörün akım için denklemimizi yazabiliriz değil mi? Çünkü biz biliyoruz ki bu underdamped bir Uh, case, underdamped bir durum. O zaman ne yapacağız? Bunun sonsuzdaki akımını alıyoruz. Artı e üzeri eksi at parantez içinde ne yapacağız arkadaşlar? B1 çarpı kosinüs omega dt artı B2 çarpı sinüs omega dt T diyeceğiz değil mi? Totalde her şey bu olacak. Ve biz biliyoruz ki burada değerleri yerine koymamız lazım. Bu zaten 0. Burada alfa yerine 2.5 koyacağız arkadaşlar. Omega D yerine burada 1.658 koyacağız. Aynı şey şurada da var. O zaman şöyle yapalım mı? Biraz daha aşağıya ineyim ve diyeyim ki bizim bu it dediğimiz şey aslında neye eşit? Bu e üzeri eksi 2.5t parantez içinde b1 çarpı kosinüs 1.658 T. Buralar biraz yavaş gidiyor farkındayım ama ancak bu kadar hızlı yazabiliyorum. B2 çarpı sinüs 1.658 T olmuş oluyor değil mi? Ve şimdi bu noktada yapacağımız şey ne arkadaşlar? i l'nin sıfırdaki değerini bulmuştuk. Bir de neyi bulmuştuk? d i l bölü d t'nin sıfırdaki değerini bulmuştuk. Bu ikisini kullanarak b1 ve b2 katsayılarını bulmaya çalışacağız. Şimdi burada it denklemimiz varsa o zaman ben giderim. Direkt ne yaparım arkadaşlar? Derim ki biz buna 0 koyduğumuz zaman ben çıkan sonucu biliyorum. Çıkan sonuçta neydi? Hemen yukarıya gidelim. 10 amperdi bakın şurada görebiliyoruz. O zaman derim ben bu denklemde bir her yere 0 koyayım. Şuraya koydum ne çıktı? 1 değil mi? Parantez içinde kosinüsü olduğu için buradan B1 geldi. Burada sinüs var. Burayı tamamen 0 yapar. O zaman 0 çarpı B2 yazayım. Biraz, biraz daha ilüstratif olsun. O zaman sonuçta ne elde etmiş oldum ben? Bir tane B1'in 10 olduğunu bulmuş oldum. Bu çok önemli. Bunu hemen şuraya yazalım ve kare içine alalım. b 1 1 eşittir 10'muş. Fakat soruyu tamamlayabilmek için B2'yi de bulmam gerekiyor arkadaşlar. Ve B2 bulabilmek için de bu üstteki korkunç denklemin türevini almam lazım. Bu türevi nasıl alacağım? Şimdi her şeyden önce x çarpı y'nin türevini alıyoruz. Bir önceki derste de göstermiştim. Bu da x'in türevi çarpı y değil mi? Artı x çarpı y'nin türevi şeklinde alınır. Burada x ne y ne hocam derseniz bakın şu kısma x diyorum. Şu kocaman kısma da y diyorum arkadaşlar. Bunları göz önünde bulundurursak o zaman öncelikle e üzeri eksi 2.5 t'nin türevini alalım. Eksi 2.5 çarpı e üzeri eksi 2 nokta 5 t değil mi? Sonra da geri kalan y'nin aynısını yazacağım. B1 çarpı kosinüs 1.658 t artı B2 çarpı arkadaşlar sinüs 58T yapmış oluyor. Devam edeceğim. Artı diyeceğim. Bu sefer x'i aynen yazacağım. O da e üzeri eksi 2.5T değil mi? Bu sefer y'nin türevini alacağım arkadaşlar. Önce şu kısmın türevini alıyorum. Ne var burada? B1 çarpı kosinüs 1.658T var değil mi? 1.658 öne geçecek için türevi. Kosinüsün türevi olduğu için de eksi gelecek elime. O zaman diyorum ki eksi 1.658 B1 çarpı sinüs 1.658t değil mi? Devam ediyorum. Artı diyeceğim bu sefer. Yine 1.658b2 geliyor. Bu sefer sinüsün türevi olduğu için kosinüs elde ediyorum ve pozitif elde ediyorum. Bunu da kosinüs 1.658t olarak yazacağım ve denklemimi tamamlamış olacağım değil mi? Bu noktada da şunu biliyorum arkadaşlar yukarı çıkacağım hafiften. Bakın ben ne bulmuşum? Di bölü dt'nin 50 amper eksi pardon eksi 50 amper bölü saniye olduğunu bulmuşum değil mi? O zaman gideceğim diyeceğim ki kalemimin rengini değiştireyim. Di bölü dt ne zaman tabii ki t eşittir 0 olduğu zaman buradan 1 elde etmiş oluyorum. Eksi 2.5 parantez içinde de burada kosinüs olduğu için b1 elde etmiş oluyorum. Burada sinüs olduğu için 0 elde etmiş oluyorum. Devam ettiğim zaman ne olacak arkadaşlar? Şuradan tekrar 1 1 elde etmiş olacağım. Parantez içinde bakın şuradan 0 gelecek çünkü sinüs 0 0'dır. Buradan da 1.658 B2 gelecek değil mi? Totalde bu neye eşit olacak? Eksi 50'ye eşit olacak arkadaşlar. Ben neyi biliyorum? B1'in bir tanesine ben ne demişim? Bu 10'a eşittir demişim. O zaman bu denklemi biraz şöyle düzenleyebilir miyim? Eksi 25 artı 1.658 B2 arkadaşlar. Neye eşit olacakmış? Eksi 50'ye eksi 25'i karşı tarafa attım. 1.658 B2 neye eşit oluyormuş arkadaşlar? Eksi 25'e. Buradan da ben bir tane B2'min eksi 15.078'e eşit olduğunu buluyorum. İkinci kat sayımı da bulmuş oldum. O zaman soruyu çok rahat tamamlayabilirim arkadaşlar. Diyorum ki kırmızı kalemim aldım. Bu i akımı vardı ya indüktöre ait. Evet. Bu neye eşit? Bu şöyle bir eşittir güzel yapayım. O kadar soruyu çözdük. Bu neye eşit? Parantez içinde 10 kosinüs 1.658 t değil mi? Parantezi kapattım. Eksi 15.078 sinüs 1.658 t çarpı e üzeri eksi 2.5 t amperdir diyorum arkadaşlar ve cevabımız bu olmuş oluyor gördüğünüz üzere biraz uzun sürdü soru değil mi normal bu sorular biraz uzun sürüyor arkadaşlar ama ilerleyen videolarda sizde göreceksiniz ki aslında sistemimiz aynı aynı sistem üzerinden ilerliyoruz ve benim size en büyük yardımım bu noktada vazgeçmemeniz gerektiğini göstermek olacak çünkü çoğu zaman bu sorularda işte ufak işlem hataları falan e, sizi yorabiliyor. Buradaki türevler de gözünüzü çok korkutmasın arkadaşlar. Biraz işlem yoğunluğu var sadece. Yoksa türev hiç zor değil. İki tane türev alıyorsunuz. Bir kosinüsten sine geçiyorsunuz. Hadi 3 diyeyim yani. Bir kosinüsten sine geçiyorsunuz. Bir sinüsten kosinüse geçiyorsunuz. Bir de e üzeri at'nin türevini alıyorsunuz. E üzeri at'nin türevi de a çarpı e üzeri at. Öyle zor, zor bir türev yok. Sadece yazımı zor. Daha sonrası değer koyarken de çok kolay değil mi? Bakın mesela kosinüste 0 diyorsunuz. Ha, kos 0 1 sin 0 0. Bu mantıkla aslında bu denklemi yazmadan da yaparsınız. Ama ben garanticiyimdir. Her zaman yazarım. Çünkü buralarda bu tarz konularda çok işlem hatası olabiliyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti şekildir.